Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda karbüratör, kep ve alt tarafının basit temizliğini göstereceğim. Öncelikle hava filtre hortumunu söküyoruz. Bunun arkadaşlar ters olduğunu bir önceki videoda bir arkadaşımız fark etmiş. Ters takmışım, yani bu kısım burada olacakmış. Dikkatinden dolayı teşekkürler. Bunu da buradan sökelim. Bu şekilde olacakmış. Şimdi Asperox'la temizlemiştik. Gayet parlak bir görüntü var arkadaşlar. O videomu da izleyebilirsiniz. Sonrasında kartel havalandırma hortumunu söküyoruz. Bu tornavidam da yıllardır işe yarıyor arkadaşlar. Sapı kırıldı, şöyle çift taraflı. Çok sağlam. İşimi gördüğü için kağıt bantla sap yaptım buna. Kartel havalandırmayı da söktük. Gördüğünüz gibi içi tertemiz. Bu hortumda kirliyse komple söküp temizleyebilirsiniz. Sonrasında 10 anahtar tutuyor arkadaşlar bunu. Kepi. Şöyle bir tane de pulu var. Bu da bu şekilde çıkıyor. Şu bantlara dikkat edin arkadaşlar. LPG ayarınız nasıl yapıldıysa o şekilde kalsın. İçi gördüğünüz gibi yağ arkadaşlar. Şöyle bir çok amaçlı sprey aldım. Yağlayıcı özelliği var. Şimdi onunla sıkalım arkadaşlar içine. Veya bunu en son yapalım. Sonrasında arkadaşlar bu karbüratör kep lastiği. Yine 10 anahtar. Gaz mikseri. İki tane civata tutuyor. Gaz mikserini arkadaşlar. Eğer çok kirli çıkarsa gaz ayarında değişiklik olabilir. Yani gaz ayarı yaptırmanız gerekebilir arkadaşlar. Bunu da yapmadan önce aracınızı benzine alın. Hiç bunları toplamadan bir benzinle çalıştırırsınız. Bu da gaz mikseri arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yağ bağlanmış. Şöyle alıyoruz arkadaşlar. Yağlayıcıyı sıkıyoruz. Sonrasında bakın şöyle. Gördüğünüz gibi şöyle yağları, tortuları temizleyebilirsiniz. İlla böyle bir tortu yapıyor zamanla. Aracınızı ben sürekli olarak benzinle de çalıştırıyorum. Benzinde çalıştırmasak daha da kötü olur arkadaşlar. Şunu da sökelim.
gaz mikseri. Gördüğünüz gibi iç kısmı aynı şekil yağlayıcıyı sıkıyoruz. Bu benzin de olabilir arkadaşlar. Şöyle iç kısımlarını. Çok kirli olan varsa diş fırçası gibi bir fırçayla da fırçalayabilir. Bu sert plastiktir arkadaşlar. Bunu temizlerken dikkat edin. Kırmayın. Yani fazla zorlamayın, bastırmayın elinizle. Şöyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tertemiz oldu. Sonrasında şu karbüratörü de sökebilirsiniz. 1, 2, 3, 4 tane arkadaşlar. Yine vidaları var. Ama ben sürekli temizlediğim için şu anda bir sıkıntı yok. Sadece şu kelebekleri şöyle bir sokup, isterseniz yine dediğim gibi şöyle yağ sıkıp, yağlayıcı sprey olduğu sürece bir şey olmaz arkadaşlar. Bu şekilde. Buralara da sprey gelmiş. Gelen her yeri silebilirsiniz. Boğazların içi. Aracımı benzinde dediğim gibi bırakmıştım. Sonrasında da yine çalıştıracağız. Bu da cikle için arkadaşlar. Diğer kelebek altta. Sonrasında baştan ortamı sokuyoruz. Bunları da güzel sıkın arkadaşlar. Gaz olduğu için gaz kaçırabilir. Zaten gaz kaçırdığı zaman aracın içine yoğun bir gaz kokusu gelir. Bunu tutturduk arkadaşlar. Pardon, bunun altında lastiğimiz vardı. Sonrasında kep. Kepi hiç temizlik yapmayanlar varsa söktüğü zaman zaten her yere kurum bağlamış olarak görebilir. Hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Sökün, temizleyin. Yavaş yavaş, acele etmeden. Bu kepin lastiği. Lastiklerde de çatlak veya yırtık varsa hava alır. Yani aracınızın gaz ayarı tutmaz.
stop eder. Fazla yakıt yakar. Şu iki tane contaya dikkat edin arkadaşlar. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Ben arada bir yapıyorum bunu arkadaşlar. Yapmanızda fayda vardır. Bantlar yıpranmışsa bantları da aynı oranda değiştirebilirsiniz. Şöyle aracımı çalıştırayım arkadaşlar. Benzinde bırakmıştım dediğim gibi. Gördüğünüz gibi. Fazla hava aldığı için. Turbo sesi gibi ses yapıyor. Sonrasında bu lastiği yine güzel bir şekilde yerine oturtuyoruz. Kepi aldık. Baştan bunu takın arkadaşlar. Karter geri dönüş hortumunu. Bu hortum dediğim gibi çok yağlı olabilir. Şöyle çift. Bu hortumu da alttan söküp hortumun içinde güzelce temizleyebilirsiniz. Lastiklere de dediğim gibi dikkat edin. Patlak veya yırtık varsa aracınız fazla hava alır. Bu fazla yana kaymış. Denk gelmezse bu tarafa doğru sıkmışım bunu. Hafif gevşetip yerine kaydırın. Şöyle arkadaşlar. Civata tutacağım buraya.
Lastiği unuttuk. Civatanın tutmaması işimizi uzattı. Biraz delik kaçık oldu. Alttaki parçadan kaynaklanıyor. Yönünü de hava filtresine göre ayarlayıp sonrasında sıkın arkadaşlar. Lastiklere yine dikkat edin. Tam oturup oturmadığına, koyup koymadığınıza. Evet, tatlı sıkı bıraktığınız zaman hiçbir sıkıntı olmaz. Bunların da zaten kertik yerleri var. Üst kısma geliyor. Şöyle. Bu da yerine geldi. İşlemimiz bu kadar. Karbüratör kepi, LPG miksiri, karbüratör üst kısmını bu şekilde temizliğini yapabilirsiniz. Herkese iyi seyirler.